İş gayrimenkul yatırım ortaklığı var. Yine çok sorulan hisseler. Aslında şu anda benim yorumlamak istemeyeceğim, zorlanacağım hisselerden bir tanesi. Geçelim Şundan onu. dolayı, şunu hemen en azından yatırımcılar niçin olduğunu bir öğrensinler ki dikkatli olmaları açısından. Bu hisse senedinde bilançoya baktığımızda en son yaklaşık olarak %20'nin hemen üzerinde bir öz sermaye karlılığı var. Hissenin aslında şu an için, daha doğrusu bu sektördeki çarpanlar çok düşük arkadaşlar. O yüzden yukarı yönlü gitme potansiyeli bu sektördeki hisselerde çok yüksek, çok fazla. Ama dikkat etmemiz gereken nokta ne kadar zaman içerisinde bu zirve seviyelerine gidiyor. Burada hisse senedi 2 liradan başlamış ve 16 fiyat seviyesine. Yani 11. ayda başlayan bir yükseliş devamında şu an için 16'ları görmüş durumdayız. Çok kısa sürede çok hızlı bir, yani 8 kat yükselmiş. Yani bu kadar hızlı bir yükselişi gerektirecek bir durum var mı derseniz bence zor. Yani hissede artık 5 liradan sonrası, hatta 7 liradan sonrası spekülatif gözüyle ben görürüm. Bu ise biraz daha yapay bir piyasa yapıcısı. Yani piyasa yapıcısı agresif yapay bir fiyat oluşumu yapıyor diye düşünüyorum ben. Yatırımcılarımızın çok dikkatli olmasında fayda var. Ortalamalardan, ortalama piyasa maliyetlerinin çok üzerinde şu anda fiyatlamalar olmasından dolayı burada hisse, büyük bir ihtimalle hissenin de belli bir grup tarafından çoğunluk hissesi yönetiliyorsa o yüzden aşağı gelmesi de çok zor olur. Birisi ciddi hisse fiyatlarını manipüle ediyor gibi görünüyor. Yatırımcılarımızın biraz dikkatli olması gerekiyor. Yani burada günlük işlemlerde bir anda bu %7 yükselişler %10 tabanlara da dönüşebilir. Yani dua edelim piyasanın şu anda iyi gidiyor olmasından dolayı arkasına bir piyasa rüzgarını almış durumda. O yüzden yatırımcılarımızın özellikle bu hissede çok dikkatli olması gerekiyor. Kendileri korumaları gerekiyor. Stop loss'lu işlem yapmak zorundalar bu hissede. Yoksa ciddi can acıtır.